Değil Ama mi? yetmiyor ama galiba da. Ne istediğini anlamadım ki. Flex. Son ayı Karim ne kadar güçlüydü ya bu maç. Vallahi izlerken üzüldüm. Bu da az kalsın kesemiyordu. Biz klik attı bir sürü. Hecarim level 6, Gragas level 5. Definite advantage there. Akkadian already hit the smite. On the Grom, Svenskeren comes out. Svenskeren direkt outclass etti ya. Çok fena oynuyor. Niski nasıl bence? Bence Jensen'dan iyi değil. Broken Blade! Broken Blade says you may be the LCS places. They have Poppy on the top side, so... Oyun direkt Svenskeren soladı zaten, sololadı zaten. Team Compo'nun üstüne yapmışlar. Jayce falan çok useless kaldı ya. Son Atarik ne abi? Ne kadar uyuzsunuz? Hecarim'le birlikte inanılmaz güçlü. Sonra speed veriyor, shield veriyor. Hecarim herkesi parçalıyor. Bir de Conqueror var Hecarim'de. Nice damage abi. Björksen mi yensen mi? Eşit bence ya. Aa niye öldürmüyor? Ha ward var. Burada Broken çok iyi oynadı. Aferin Hasan parçası. Güzel burst dedi. Ama Akkadian turbo int dediği için bu oyun hiçbir şey yapamadı. Abi sonraya bak. Vayne, yani Vayne'i o kadar useless yapıyor ki sona Tarik. Double if bir tık daha iyi Yasin 2'den. Ama yakınlar. Nereye uçtu lan bizim çocuk? Ya biraz buna bakıyoruz, ondan sonra Fenerbahçe Galatasaray'a bakacağız. Galatasaray. Baksana bu team fight'tan sonra anladım bu TSM'in yenmesinin imkansız olduğunu. Dokunamıyorlar bile. Bak şimdi. Hala full HP adam. Clone 9 full HP. Durmadan saldırıyor. Shiddara bak. Çok çok yani TSM bu team kompuna karşı çok useless kaldı. Açmayalım bunu. Bitti ya, ilk oyun tek taraflıydı direkt. Yapacak bir şey yok. Aleykümselam, hoş geldiniz. Ashe, Tahm Kench falan oynuyorlar ya, çok iyi. Cloud9'in ilk iki maçta draftta o kadar iyiydi ki, helal olsun. Bu maç TSM'in draftta da iyiydi, ben beğendim. Ama Broken'ın bu build'i biraz değişikti. Hiç görmedim. Ya burada bitti oyun bu arada ya. Smite'ın var senin ama, bir de Smite'ı var ama... TSM'in de suçu var burada. Çok hızlı börsüyorlar. Bak ok atıyor. 900 canı var. Bir anda bak ok atıyor. Björksen'in Q'su geliyor. Q'su gelmiyor. Basic atak atıyor. 150 canı kalıyor yani. Adam bu aralıkta nasıl smite atsın? Bak bir saniyede börsüyorlar. Sonra Morgana W'suna kalıyor. Burada bitti oyun ya. Bu çok kötü.
Ya yani Kenan'ın GP'yi ezebilmesinin, ezememesinin tek sebebi buydu. Morgan'a sonra yani Corki poklayan bir şampiyon. Bir anda kesemiyor Trinity almadan önce. Morgan'ı da bitirdi bu Ocean Drake. Ocean Drake 10. dakikadan önce alırsan zaten bence %70 early game kazanırsın. Hatta %80. Lan olacak ejderden diyorsun da bu oyunlar çok yavaş geçiyor. Böyle birbirini kesme yok durmadan. O yüzden çok önemli. Özellikle top lane ya. Zaten bir tane sunucu söyledi. Top lane'lere sormuş Ocean Drake aldığında rakibin ne hissediyorsun demiş. Direkt tilt oluyorum demişler. Bu çok kötü ya. Ekedin bilmiyorum abi. Eğer flash ulti yapacaksan EQ ulti yapacaksın. İki tane CC sağlayabilirsin. Yani EQ'nun stun'ını atıp ulti atıp sonra flash'la çıkman lazım. Ya flash'ını kullanacaksan böyle kullanmaman lazım. Rek'Sai'ye bak, balanced. Burada Bjergsen fena trollemiyor da yani unlucky oluyor. Zhonya basıyor, Acadian da ölüyor. Ya zaten az jungler'ın bileğinde problem var TS'nin. Az jungler Acadian değil. Svensky Eren smurfledi ya burayı. Broken kötü oynadı burayı da. Ya şurada Rek'Sai'yi bir tık geri adım atsa Broken smurfliyor burayı da. Anla ki. Denizhan, ne yapıyorsun abim orada? FF ya, bu oyunlar çok tek taraflı geçti. Acadian, the turbo inter. Bu adama vereceksin Rek'Sai'yi, oynayacak abi. Basit şampiyon, al oyna. Zven de bok gibi oynadı bu oyun. Çok fazla Q kaçırdı. Grieg'in bileği düzeldi mi? Ya onca hafta oynadılar zaten birlikte şeyle. Acadian'la. Ben daha doğru seçim. Ha seri şimdi başlıyor ya. Stance daha iyi. Kappa. Draftlar güzel ama Cloud9'in draftı bence çok daha iyi burada. Ama Bjergsen smurfluyor. Sven trollemiş. Bu Drake'i almaları çok iyi oldu ya. Soldaki team comp'un o kadar çok ihtiyacı var ki buna. Ya Bjergsen gibi kimse Zilean oynayamıyor bu arada. Niski aldı Zilean'ı ama onun kadar efektif olan görmedim hiç. Bu solo kill falan yani oyunun TSM'e gideceği çok belliydi. Double Infernal.
And something that TSM haven't been able to do before, which they are set up to do now, is get side lane pressure. Broken Blade gets attacked. 2v1. All right, Zazel's coming in. This is what we were talking about. Bu GS Broken Blade. He's able to punish the split pushers. EQ combo not gonna find the mark, but Sneaky's able to grab himself the kill with a super mega death rocket. C9 get their pick. Abyssal. Öbür direkt de infernal. LOL. This game, all lanes are trying to push ahead. Threatening a dive here. A Cadence charging up. Smoothie over the wall might be able to make something happen here as well. Spin Scaren looking to come back around from the other side. Acadian gonna be. Abi adam turbo inter ya, valla. Sidestepping away from the rocket, goes into the stasis. The bombs come down, the damage goes out, and there goes Acadian, but mid lane turret will also fall. Bu arada çok fazla infernal çıkıyor maçlarda. Kızıştırmak istiyor Riot oyunu. Bu çok iyi geçti ya. Brought back to life by the power of the Zillion Ultimate, but can he get away for a second time? No, Bjergsen says no, and TSM grabs a kill. Girelim Not mi? Only did TSM save Broken Blade with that stop, but they also find themselves another kill in the mid lane. Sven. Sven trying to get himself away, already had to pop the flash, getting away from Cloud9 here initially. Çok iyi TP, güzel fight. Hadi bakalım, Tahmken çok. Ah be, Q'yu atabilse var ya. Neyse ki Bjergsen var. Oy oğlum çok vuruyor ya. Ama full magic pen adam. 15 level ya, inanılmaz. Zillion'dan çok level, helal olsun. Aa, öbür infernal bunları aldı. Zap's coming out, but when you compare what a Zap looks like to what Broken Blade's able to do with Simile Thality, it's not too scary just yet. So Scaren looking to go in, able to find the dump and a little people. Broken Blade's already down, and Cloud9 find the attack. Smoothie made it. Ya görüyorlar burada bu arada. Bayağı görüyorlar hem de. Yani Cloud9'ın yenebilmesi için şu an her şey oldu. Jarvan ultisinde 3 kişi falan var. Jinx arkadan vuruyor. Zillion bombalıyor. GP ultisi. Ben bu Baron'dan sonra gitti dedim zaten. Jinx'in itemlara baksana. Üf, Zillion var bir de. Ama bence Bloodthirster biraz gereksiz olmuş. Zven'in pozisyonu çok iyiydi ya bu fight. Bak bak nasıl pokluyor. Zven'le sadece Zven vurdu bu arada. Bir de Gragas ultisi. Sonra Ninja geldi. Çok temiz oynadı burayı ya. Clean. Tertemiz. Bence Jensen. Niski o kadar iyi bir oyuncu değil. Benim düşüncem tabi. Ya karşısında oynadığımda falan hiçbir zorluk çekmedim. Making sure he's just baiting everybody into the fight. He draws, but TSM will not allow that to happen so easily. All right, Sneaky going offensive again. Get caught. Sneaky's on the front line so easily. Sneaky ne kadar ezik bir oyuncu ya. Aslında ezik bir oyuncu değil tabi de. Yani burada Alistar range'ine girmek ne abi? AD carry'sen böyle bir hata kabul edilemez. Hem de hyper carry'sin ya. Alistar'ın combo range'ine girmiş. Bjergsen'i izleyin. Çok iyi oynuyor burada. Ulti. Hop. Bir daha ulti. Hop. Ova. E'yi tuttursa var ya Zillion'a. Dream play ya. Abi Zillion ultisine güvenmesine bile yani. Sonuçta combo hep CC yiyecek. Orada burst yiyor zaten. Yok abi Zillion ultisi olsa da olmasa da fark etmez. Boşa gitti yani Zillion ultisi, öyle düşün. Combo yediği için. Çok büyük hata. Hua! Benim en çok zorlandığım nuke taktı ya. Alistar temiz oynamış ya. Hem Tahm Kench nakapıyor hem de Jinx. Burada niye kaçıyorlar ya? Ha, Jinx parçalıyor, doğru. Güzel kaçmışlar.
Yakalandık. Faker sayılmaz abi. Broken Blade is pushing up the mid lane. Bjergsen has no ultimate. It would be so hard for TSM to try to take this fight. We'll see if they commit to it. Sneaky's actually tanking the Baron because he has the life steal. Bizim çocuğun EQ'suna bakın. Artık şey ya, 3. maç kadar maçı. Eller ayaklar titriyor. Oo, WQ çok iyi dizi benden. Caps'le karşılaştığım zaman 2016'da oyunu çok sallamıyordum ya. Bunu saymıyorum o yüzden. Başka sorunların içindeydim o zamanlar. Ama mesela bu sene G2 ile scrim attığımızda bayağı iyiydi. O zaman zaten Caps müthiş değildi ya. Şu an müthiş. 2 senedir. Bjerg sene bak ya, çok iyi oynuyor abi burayı. Zven de çok iyi oynamış. Helal lan Zven. Niski'nin flash'a bak. Tertemiz ya, clean. Ekrandan şöyle clean yazısı geçmesi lazım. Ya G2 Scrim'i direkt yenildik 3-0 mı 4-0 mı ne? Yani Trick arkadaş onlarla, eski takım arkadaşı ya, o yüzden ayarlamıştı. Yoksa G2 bize niye Scrim atsın? O zaman Rüve yok bir de ya. Direkt açılıyor oyun. Rüve var mıydı? Yoktu galiba. Hadi bakalım. Broken hangi maçta böyle yapıyordu ya? Arkadaşlar dün konuştuk. Dünden yani dün çok bahsettim. Abicim sen ne bileyim. Yani Faker bile Zed'i oynamıyor, anladınız mı? Ve karşısında Bjergsen var ya. Ya Zed'i niye oynuyorsunuz ki? Zed'in ne kadar useless olduğunu bir kez daha izleyeceğiz arkadaşlar. Yani Zed useless bir şampiyon değil. Ama burada affetmezler, oynatmazlar adamı. Yukarıda yazıyor kaç kaç oldu. Yani bir de campledi biliyor musunuz? Bir saniye. Niski zaten kötü oynamıyor abi. Kötü oynuyor demiyorum. Yine seçimlerde sorun var. Yani Niski ne kadar zilin oynuyor bilmiyorum ama bir aksan kadar efektif değildi. Siz de gördünüz. Niski iyi olmasa Cloud9 almaz zaten. Cloud9 gibi bir takım niye böyle bir adamı alsın? Çünkü vardır bir şey. Bir cevher görmüştür. Campliyor bir de ya. Burada nasıl kesemiyorlar anlamadım zaten. Q'su yok şeyin. Aa, Niski sadece ulti atıyor, E atıyor değil mi? E'yi de yemiyor. Bakalım daha nasıl iyi oynayabilirler. Çok iyi bu. Bence ultiyi bekletecek. Sven Skeren tanklamaya başladığında ulti atacak. Zed. Aynen. Ekedian. Oh, burada kör oldum ya. Neyse ki bizim süper kahramanımız geliyor yukarıdan. Burada stack alamadı ya. Shield basıyor son anda Jarvan. Bizim çocuk stack alamıyor. Üzüldüm. O da sövmüştür. Amına koyayım ya demiştir. Onun bir küfür edişi var. Tam Almancı sövüşüyor ya. Likris'ten gereksiz bir combo. Şurada Q, W, Q, E, Q yapsa var ya. Adamın flash'ı yok zaten ya. Ha, flash atıp kesmiş yine de.
Arkadaşlar şunu bir dile getireyim. Siz Riot Games o kadar katı değil. Yani küfür taklidi yapmam bir problem değil. En fazla uyarı alırım. Bunlar direkt beni banlayacak insanlar ya da böyle bir ekip değil, anladınız mı? Nasıl diyeyim? Bir markaya ama bir takıma, bir oyuncuya ağır hakaret içeren şeyler söylersem direkt cezayı keserler. Siz de iyice okunu çıkardınız diyormuşum. İyice abarttınız. Mid lane isn't going to work. He has a Seekers and a Stopwatch available and I don't think that's someone you can actually all in. Disky versus Acadian 1v1, not gonna be 1v1. Ya futbolda da böyle. Siz zaten görüyorsunuz futbolda. Yani adamlar sahada küfür ediyor abi, görüyorsunuz. Ama hani yansımadığı için ya da sinirden, stresten, o anki adrenalinden küfür ettiği için herhangi bir ceza kesmiyorlar. Kill for TSM and they actually start the dragon up. Here comes Cloud9's bottom. Cloud9 trying to stop this one, make up for the fact that their mid laner is down. Zazel eating some poke. Dakika 11 Ocean Drake çok önemli. Zed ölü. Cloud9 niye contestliyor? Çünkü Acadian var. Aa aldı lan Ela çocuk. Bubble'ı nereden yedi Sneaky? Abi. Yerdeki Bubble'ı yemiş. Yerdeki Bubble'ı yemese Galio ölmüştü. Go Acadian go. Tünele bir teleport geldi. TSM Broken Blade çok at ya. Çok at abi adam. Isır oğlum. Oh, gerek yok dedi ya. Flash'ını aldılar. Bu çok iyiydi. Flash'ını alması çok iyi. Licris. Nasıl okunuyor ya Nicky adam? Çok kötü oynadı bu seri. Pardon ya. Broken çok iyi oynadı. Sumuti çok iyi. W. Geç. Geç kesledi biraz. Belki de yoktur. Licris. Licris mi? Licris diyordum ben. Licris. Licoriş. Itemlara bakalım bir saniye, fight başlamaz. Bu dakika kaçtaki itemlar? 14.30. Drake kaçta başlıyor? 16. Göremiyorum itemları ya. Ama Zoe'de ilk item yok da. Herhalde Drake'e bitmiştir ya. Neyse fight izleyelim. Ya Ryzen team fight'i düşündüğünüz gibi çok güçlü değil arkadaşlar. Spellerinin cooldown'u bu level'larda falan çok yüksek. Çok fazla damage vuramıyor. Mesela G2 maçında izlediyseniz Caps hep split push yaptı. Ya da böyle kaçarken falan iyi işte. Adamlar kaçarken. Çok iyi be. Ah. Neyse Drake'i secure'ladılar. Bjergsen smurflemiş ya yine, helal. O kadar camplediler ki bu oyun. Rek'sayı falso aldın onu aldığın gibi. Bunlar çok iyiydi ya. Bu sideline'de kesmeleri o kadar önemli ki. Ryze'ı bitiriyor bu olay. Bizim çocuğa da stack veriyor. Yakalandılar. Zoe varken Nash yapmak bu arada... Evet Niski izliyoruz. Yani Niski'lik bir şey yok aslında. Zed ne kadar kötü bir şampiyon. Aslında Q tuttursa... Ah öbür Q'yu kaçırmış. Ya nereye çıkacağı belli abi. Yani oraya... Direkt Rek'sayı zıplatıyor, anladın mı? Hiçbir şey yapamıyorsun. Cho'Gath! Ya Cho'Gath verken bu hareket yapılır mı ya? Cloud9 çok kötü oynadı burayı. Hepsi yani hepsi. İyi oynayan kimse yoktu bu Baron Pit'inde.
1100 vuruyor ya Neşe. TSM. Zed'in nereye çıkacağını bilmiyorum mu? Abi Zed mesela bak şimdi. Bak bu senin solun mu oluyor bilmiyorum. Bu Zed tamam mı? Bu Zed, bu da rakip. Zed ulti atacak. Yüzü buna dönük tamam mı? Yüzü buna dönükken atıyor ultiyi. Bu da Zven, Ezreal. Yüzü buna dönükken ulti attığında Zed buraya çıkar %100 arkasına. Zed yüzü dönük kimin kime ulti atarsa böyle arkasına çıkıyor direkt ultiden sonra. Mesela Ahri o yüzden counterlıyor Zed'i. Bu Ahri, şu Ahri, bu Zed, uzun olan Zed. Tamam mı? Zed ulti attığında direkt Ahri'nin arkasına çıkıyor. Çıkacağı saniyede Ahri taunt atıyor ve Zed hiçbir kombosunu yapamıyor. Bunun tek minik bir kaçarı var. Zed çıkmadan önce flash spamlayabilir. O zaman Ahri çarmından kaçıp Ahri'yi kesebiliyor. Elim yağ oldu ya. Cassiopeia R'si de atılıyor aynen. Ama Cassiopeia R'sini tutturmak zor. Casting time'ı çok uzun. Yani flash'la çıkabilir Zed. Ahri'de ulti var ama. Ha? Burst'leyebiliyor Zed ama ya. İyiyse. Abi Zven 2 oyundur Ezreal'la çok iyi ya. Nice, balanced. Burada yargıyı dağıttı. GS Broken Blade bu. Ama ölmüyor. Ben bu maçtan sonra saat burada 4 falandı galiba. Saat burada 4 falandı. Geyber 22 hoş geldin abi, teşekkür ederim. Saat burada 4 falandı, ben bu maçtan sonra uyudum. Sabah izlerim dedim, hem de sürpriz olsun dedim. Sabah açtım abi, yani kalbim dayanmıyor ya. Şimdi 5. maçı izleyeceğiz. Abim sen çok tatlı bir çocuksun ya, harekete bak. Adamın yaptığı her şey sempatik ya. Çocuğun şansına TSM'dekiler çok uzun bir de. Yani TCL'de çok sırıtmıyordu. Türkiye boy ortalamasını biliyorsunuz abi. Ama yani Bjergsen, Acadian falan o kadar uzun ki. See him on a carry. It looks like they're saying we'll answer your team fighting, we'll answer your scaling. Sabah açtım, özeti izliyorum. Allah'ım kalbim nasıl sıkışıyor. Çok eşit gitti. Bir ara hatta gerideydi TSM. Ama bizim çocuk çıkardı. And this is such a tough matchup. And Akanian's around, but it's going to be too dangerous trying it in. Bu arada Cloud9'in piki de çok iyi. Ayrıca Spellvamp Zoe, Spellvamp diyorum. Spellbook Zoe çok güzel. Acayip keyifli oluyor. Deneyin. TSM is not going to take this one lying down. It'll be a contest of smites here for the Mountain Drake. As Zazel's going to be going in, looking at Akanian. Kindred'den müthiş bir ulti. Alistar harika combo yaptı. Aman tanrım. Ezreal'dan güzel ulti. Broken Blade. TSM launching their counter attack. Licorice comes in over the wall. It's first blood over to Bjergsen. But now TSM is. Hadi abi şu Zoe'yi alın. Bu arada Licorice galiba. Onu öyle. Aşma, aç aç aç. Ali teşekkür ederim donate'in için. Bağış atmak için hesap açmışsın. Eyvallah. Yayın dileklerin için de teşekkürler. Bu arada Braum varken Ornn aldı Licorice.
TSM, and it's Cloud9 left. In terms of turret plates taken, TSM not getting a single one, while Cloud9 gets almost 1,000 gold from their early efforts. Yeah, and TSM is going to have to bail out. They're sending Acadian up to get a mark. Kindred Stack ile Drake trade ama Mountain Drake. Bence worth değil. Ya da Power Spike'ında değildir, aynen. Daha Ezreal 2 item olmamış. Girmek istemediler herhalde. They have so much easier time collapsing on TSM. Braum çok iyi ya, bak burada çok güzel koruyor. Flash atmasına gerek yoktu. Braum shield yok, harika zıplattı. Oğlum Zillion'ın ultisi var üstünde ya. Ama bitecek galiba, aynen. Nerede atıyor? Ay şu an atıyor. Güzel atmış, güzel ulti. Aa, Alistar öldü, görmedim onu. Reis'ten hemen iki bomba geliyor. Yok, bir tane atmış. Öldü sonra. Reis geldi. Herkes flash atıyor. Burada bu arada Niski o kadar iyi oynuyor ki, dikkatli izleyin abi. Tertemiz oynadı. Zoe'yi gerçekten çok iyi oynuyor Niski. Ben dedim herhalde kaybedeceğiz böyle. Sabah izliyorum, bir gözüm kapalı izliyorum böyle. Kalbim sıkışmaya başladı. Bottom side, it's Licorice and Broken Blade getting into a 1v1, but it will not be a 1v1 here for long. Ultimate's gonna be called in, but it cannot be called back. Acadian grabs the kill onto Licorice. It's gonna be 1-0 TSM. They've got all five members here. The Drake is now spawning. Bombaları ise tehlikeydi ya. TSM should still get this dragon, they do. And it looked like Sneaky actually picked up the ball. There's a lot of possibility for picks. And the first step in getting picks is controlling vision. Abi Niski burada yani. Ben anlamıyorum ya. Aynısını Sneaky de yaptı abi. Suratında support var ya ve flash'ın yok. Bunu affetmezler. Yani Cloud9'ın bir kişi eksilmesi demek zaten hem Kindred ultisi var TSM'de hem Zillion ultisi demek. Ultisi var. Bitti demek yani Cloud9 bu. 4'e 5 değil 4'e 8 falan kapışacaklar ya. Infernal doğuyor. Çok güzel pop. Braum Shield'ı çok gereksiz. Rek'Sai'yi tekliyor yine. Vallahi Rex'e AD carry'i tekliyor. Sadece bir tane Black Cleaver var. İzleyin Rex'e'yi. 1, 2, 3. Çok iyi bomba. Zven oh öldü. Reis yargıyı dağıtıyor arkada ya, sıkıntı yok. Ama tek kaldı. Canlara bak ya. Çok iyi W. Tertemiz kim. Helal lan çocuk. Bu Nash'i garantiye aldık demek. Daha Galatasaray analizi yapmadık abi. Bjergsen 3. maçtan sonra öyle bir oynadı ki üf. Alistar çok kötü oynadı ya bu oyun. Güzel kalkan. Bir de koşuyorlar. Ya buradan sonra bitti zaten. 2 inhib aldılar. Yani bu Zillion'la Kindred'in olduğu takım öne geçince ultilerinden dolayı.
Durdurulamaz oluyor ya. İnanılmaz OP bir komp. Ama işte Zilin'in early'si zayıf biliyorsunuz. Kindred'in early'si çok güçlü değil. Peki aklıma kaç aydır takılan bir soru, neden Broken Blade ligdeyken böyle oynamıyordu? Kardeşim sen ne izliyordun ya? Adamın TSM'e gitme sebebi ligde döktürmesi. So far TSM avoiding them and they're on the last inhibitor turret. TSM want to take down this inhibitor. If you lose this one things are dire for Cloud9. Oha. TSM want to take land. Bubble nereden geldi? Abi şu bubble'ı yemeyin artık. E de basmamış. Kötü olmuş burası. Bir şans daha vermişler Cloud9'a. Bakalım ne olacak. Stan losing half his health there to a paddle star is going to be pretty important. Stan's trying to heal himself up with a move up. Elder Drake's going to be taken down, secured by the side of Cloud9. And TSM now have to second guess, taking some kind of a fight. Here they go. Blinkers looking to engage. Broken Blade in the back lines. Already going to be pulled up, already knocked up into the air, already going to be juggled around, already taken down. Misky gets the kill credit on that one. Since Karen comes back to life, but he'll surely be the sacrificial lamb. Acadian will buy a moment, but he's also going to keep from scaring alive. It's 1-0 Cloud9. Usame baba bize kıyak yapsana, Sakarya'yı bombalasana. TSM says we know we have priority over this and we will secure their door waiting to get in. You can see that gold graph, a moderate lead for a long time there for Cloud9. Oy! Drake buff'ıyla da yani. Bak o top lane'de yaşadıkları yüzünden şu an öyle acı çekiyorlar ki. Abicim Licorice ne yapıyorsun ya? Braum kalkanı yok mu sandı anlamadım ki. Oh çok iyi. Öl. Güzel öldü. Ay. Çok fena kayıtlanıyor abi. Çok güzel kayıtlıyor TSM. Sivir'in de range'i düşük zaten. Yaklaşamıyor. TSM. Zven'e bak ya, 2 metre adam nasıl zıplayabiliyor ya? Diyeceğim NBA izleyebiliriz biraz. Semifinal looked like history was repeating itself, but they claw it back and are the first team to claim their place in the finals. Abi çok kötü, 2-0'dan 3-2. Ben hiç yaşamadım ama. Yenilmek çok kötüdür herhalde ya.